iddialı dizi ve programların adresi ATV'de. Birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızda. İşte sizleri bekleyenler. Kardeşlerimin yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'la gerçekleştirdiği özel bir çekimde buluştuk. Oyunculuk kariyerini konuştuk. Onların hayatına dahil olunca da zaten onlar gibi düşünmeye, onlar gibi konuşmaya başladım. Onur Seyit Yaran'ın stili... Sürekli düz renk tişörtlerle karşılaşıyordum herhalde. Beğendiği kadında aradığı özellikler... Şu anda anlattığım kadın profilinde birisiyle gelecek kurmazsam... Bu fit görüntüsünü neye borçlu? Zaten bu beraberinde aynı şekilde sağlıklı bir vücudu ve iyi bir görüntü getiriyor. Ayrıntılar için bizimle kalmaya devam edin. İşte kadınlar hayatımıza giriyorlar ve bizi değiştirip yumuşatıyorlar herhalde. Biraz öyle oldu. Yarın akşam izleyiciyle buluşacak olan ATV'nin yeni bombası Kalp Yarası oyuncuları karakterleri hakkında neler söylediler? Adalete olan inancı ve merhameti. Ayçin benim için şu an yeri çok farklı. Beraber tekrar yeniden bir yol arkadaşlığı yapmaya başladık. O çocuk Sıyan'ın bazı anlık hatalar yaptırabiliyor. Dev kadrosuyla dikkat çeken Kalp Yarası siz sevgili izleyicilerimize ne vaat ediyor? Birçok şeyi alacak, izleyecek keyifle her bölümde. Kapalı ve çok mistik, çok gizemli bir kutu olarak görüyorum. Çok farklı açılımlara ve sürprizlere doğru gidiyor. Birbirleriyle ilişkileri son derece değişik ve ilginç geldi. İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen baş belasında heyecan hiç bitmiyor. Birçok olayın meydana geldiği bir yer olduğu için. Aynı zamanda çok böyle işin komedi tarafı da olan. Normal olarak yerimde duramayan bir insanım zaten. O yüzden aksiyon neredeyse orada olmayı istiyorum. Çözülmeyi bekleyen olaylar, sürekli didişen bir ikili ve eğlenceli bir polis departmanı. Baş belasıyla yazınız çok daha renkli. Ben çok güzel bir enerji yakalayacağımızı ve güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Aynı hedefi isteyen böyle çok güzel bir uyum olmuş. Bir zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Bülent Polat, kime dala düşük dedi. Zaten çoğu zaman göz göze gelemiyoruz gaffur çekerken. Kimle gülme krizine girdiğini anlattı. Ben diyor arabanızı tamire götürdüm diyor. Yani anladın mı? Bülent Polat gaffuru hangi hayvana benzetti? Çiftliğe de bakınca ben hep gaffuru böyle çiftlikteki tombul, yemek yiyen, tembel. Ayrıntılar için bizimle kalmaya devam edin. Hayatımda ilk defa öyle bir duygu yaşadım. Onu da yazdım. Benim için bir mucizeydi. Paha biçilmez bir andı ya. Kardeşlerimin güzel oyuncusu Ahu Yaltı'yla Şamdan Plus özel sayısının kapak çekiminde buluştuk. Moda ve oyunculuk kariyerini konuştuk. O zaman da tabii ki bir takım şeylerin mutfağından geliyor oluyorsun. Ahu Yaltı star ışığı sorusuna ne cevap verdi? Işığım vardı hep demiyorum. Elbette o ışık tecrübeyle. Güzel oyuncu kime hiç benzemediğini itiraf etti. Ben ise tam tersiyim normal hayatımda. Hepsi birazdan Dizi TV'de. You keep your distance, I spread the love. You tell your star races, I got no goals. You own a house, I own memories. Bu senenin en beğenilen yıldızlarından kardeşlerimin yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın objektif karşısına geçtiği özel bir fotoğraf çekimine konuk olduk. Hem birbirinden renkli kamera arkası detayları görüntüledik, hem de sevilen oyuncuyla moda ve oyunculuk üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir moda çekiminin ortasında stil ve seçimlerden konuşmasak olmaz. Ne giyse yakışır bir fiziğe sahip olan Onur Seyit Yaran, bakalım tarzını nasıl ifade ediyor? Daha sade şeyler tercih ediyorum bu ara. Daha düz renkler tercih ediyorum. Öncesinde daha önceleri eski yıllarda daha böyle kumaş pantolonlar, gömlekler falan giyerdim. Artık biraz daha bol, biraz daha rahat şeyler giyinmeye başladım. Bunu söyleyebilirim moda takibimle ilgili. Çok yoğun bir tempon olduğu için haliyle de günlük hayatına rahat etmek istiyorsun anlayabiliyorum. Peki şu an mesela ben evine gelmiş olsam bu çekim için ve gardırobunu açsam nasıl bir manzarayla karşılaşırdım? Sürekli düz renk tişörtlerle karşılaşırdım herhalde. Bu sıra sadece beyaz, siyah, yeşil, beyaz, siyah. Hep bu renkler düz renk, sade renkler tercih ediyorum. Daha böyle klasikten ziyade spor bir görüntü sağlamak istiyorum. Genelde spor giyiniyorum yani. Aksesuar olarak tercihlerin oluyor mu? Aksesuar, zincir kolyeleri çok seviyorum. Genelde zincir kolye kullanıyorum. Bileklik olarak da sade şeyler. Mesela annemin tokasını takıyorum bazen, ablamın tokasını takıyorum. Yani çok böyle basit sade aksesuarlar tercih ediyorum yani. Çok iddialı şeylere dahil olmamayı tercih ediyorum şu sıralar özellikle.
Onur Sait Yarar'ın Kardeşlerimden sonra çoğunluğu özellikle genç hanımlardan oluşan hayran kitlesi iyice büyüdü. Yakışıklı oyuncunun hakkında merak edilen çok şey var. Gönlünü kaptıracağı kişide aradığı özellikler de bunlardan biri. Özellikle genç kız hayranlarının sana sormamızı istediği bir soru vardı. Bunu soracağım tabii haliyle evet. de sana. Çok merak ediyorlar nasıl kadınlardan hoşlanırsın, ne tarzda kadınlardan hoşlanırsın. Ben oldum olası hiçbir soruları cevaplamak istemedim. Bunların çünkü bende birden fazla sebebi var. Öncelikle şunu düşünüyorum. Şu anda anlattığım kadın profilinde birisiyle gelecek kurmazsam bu hayatıma girecek olan kadında ne düşünür? Atıyorum ben şu an sarışın kadınlardan hoşlanıyorum derim. Geleceğimi esmer bir kadınla kurmak istersem onun bunu okuduğunda ya da izlediğindeki üzüntüsünü düşünüyorum ya da hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum. Böyle bir şey zaten çok bu topa girmiyorum yani. Nasıl kadınlardan hoşlanırımı konuşacak olursak herhalde doğal ve sade kadınları beğeniyorum. Ama çok fazla sınıflandırmayı tabii ki doğru bulmuyorum. Getting in the mood. We're gonna have us a good time. What you waiting for? Come on, let's go for a ride. Ekran önünde olmak ister istemez bakım ve kondisyon gerektiriyor. Bakalım yakışıklı oyuncu bu fit görüntüsünü neye borçlu? Yani en çok dikkat ettiğim şey vücuduma şeker ve un almamaya gayret gösteriyorum. Karbonhidratı çok düşük tutuyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Pirinç pilavı yiyorum, yulaf yiyorum. Şeker yemediğim için şekeri sadece meyveden alıyorum. Günde bir tane muz yiyorum. Zaten bu sistemi sürekli yaptığın zaman bir şekilde fite ulaşmış oluyorsun yani. Bunu özel bir formülü yok bunun. Bunu devamlı ve sürekli yaparsan fitleşiyorsun. Yani bunu bir hayat tarzı olarak yaşarsan zaten bu beraberinde aynı şekilde sağlıklı bir vücudu ve iyi bir görüntüyü getiriyor. Now's the time. The feeling is right. If you wait, the feeling goes by. Onur Sait Yarar hakkında merak ettiklerimiz arasında Doruk kadar romantik olup olmadığı da var. Yani evet romantik diyebilirim ama Doruk başlarda kötü çocuk olarak başladı aslında. Okula yeni gelen arkadaşlarına biraz öfkeliydi, sistemliydi. Onlarla aynı ortamda olmak istemiyordu. Onlara alfa olduğunu göstermek istiyordu. Ama her zaman gördüğü kız profilinin dışında bir profil görünce yani Asiye ile tanışınca Asiye'nin rengi ona farklı geldi ve ilgisini çekti. Onların hayatına dahil olunca da zaten onlar gibi düşünmeye, onlar gibi konuşmaya başladı. İçindeki iyilik ortaya çıktı. Orada bir karakter değişimi, dönüşümü de oldu. Onu oynaması da benim için çok keyifli oldu. Evet başlarda biraz sinirli, öfkeli birisiydim, agresiftim ama işte kadınlar hayatımıza giriyorlar ve bizi değiştirip yumuşatıyorlar herhalde. Biraz öyle oldu. Yani artık sonuçta senin bir ilişkin var. Var değil mi? Doruk sen neden taktın buna böyle? Sürekli barıştık mı, sevgili miyiz aynı soruyu soruyorsun. Çünkü senin için ne ifade ediyorum merak ediyorum. Ya bir ümit veriyorsun bana, ondan sonra tersliyorsun. Duygularımla oynuyorsun ya resmen. Allah'ım ne diyorum ben şu an, ne yapıyorum ya? Anlamadım. Ne yapıyorsun? Ya ne bileyim, normalde bu lafları bana hep kızlar söyler. Şimdi ben sana söylüyorum. İyice kılıbık kıtırık bir adam oldum ben böyle, ne oldum ya? Bu güzel gün ve keyifli sohbeti için sevgili Onur Sait Yarar'a çok teşekkür ediyor. Son olarak yakışıklı yıldızdan hayranları için mesaj istiyoruz. Çok mutluyum ve gururluyum tabii ki. Sette bir şeyler yapıyoruz, oyunlar deniyoruz. Bunların karşı tarafa enerjisinin yansıması, insanların sevmesi, beğenmesi çok hoşuma gidiyor, çok gururlandırıyor. Yani çalışmalarımın sonucunu aldığımı hissediyorum. Onların desteği bana çok büyük motivasyon. Desteklerini esirgemesinler. Hepsini çok seviyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Getting in the mood. We're gonna have us a good time. What you waiting for? Come on, let's go for a ride. Kalpte bir yarasını sen nasıl kanatabilsen? Yarın akşam izleyiciyle buluşacak olan ATV'nin yeni bombası Kalp Yarası oyuncuları karakterleri hakkında neler söylediler? Adalete olan inancı ve merhameti. Birçok ortak yönümüz olduğunu fark ettim. Ayçin benim için şu an yeri çok farklı. Beraber tekrar yeniden
yol arkadaşlığı yapmaya başladık. O çocuk sayının bazı anlık hatalar yaptırabiliyor. Dev kadrosuyla dikkat çeken Kalp Yarası siz sevgili izleyicilerimize ne vaat ediyor? Birçok şeyi alacak, izleyecek keyifle her bölümde. Kapalı ve çok mistik, çok gizemli bir kutu olarak görüyorum. Çok farklı açılımlara ve sürprizlere doğru gidiyor. Birbirleriyle ilişkileri son derece değişik ve ilginç geldi. Kalpte bir yarasın Hepsi birazdan Dizi TV'de. Bir zamanlar Çukurova'nın gafuru başarılı oyuncu Bülent Polat bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Karakteri kendine has oyunculuğuyla bambaşka bir noktaya taşıyan Bülent Polat bizim yapımdaki favori isimlerimizden. Bülent Polat'a ilk sorumuz, karakterle nasıl empati kurdu? Ayfer Hanım'ın kalemi şöyle beni yani alıp aynı bölüm içinde dramanın tepelerine doğru götürüyor. Sonra alıp oradan komediye getiriyor ve bunu dengeli götürmek gerekiyor. Karakter de evet, zaafları olan bir karakter. Zaman zaman kızıyoruz Gaffur'a. Ben karakterle empati çok kuramıyorum aslında. Şöyle garip, ben onu yaşıyorum. Ama hani böyle bir empatiden ziyade zaten Gaffur'u gerçekten giyinmiş durumdayım. Geçen sene ben holdingin başındaydım. Benim hanım buraya bakıyordu. Şimdi bir Suna Bibi'ye gitti. O gelecek, belki ben yine geçerim holdingin başına. Şu kaşlara bak. Şu gözlere, şu kirpiklere bak. Cenab-ı Allah boş vaktinde yaratmış adeta. Yakında Saniye seni affeder Gafur. Affedecek tabii. Nereden bulacak? Nereden bulacak böyle yakışıklıyı? He? Adana'da yok. Adana'da yok. Gaffur tüm negatif taraflarına rağmen izleyici için seyri oldukça keyifli bir karakter. Bülent Polat Gaffur'u ilginç bir benzetmeyle anlatıyor. Murat Ünalmış benim yakın arkadaşım. İşte 10 yıllık bir arkadaşlığımız var. Murat'ın köpeği vardı, Max. Ondan sonra yani bir şekilde hayatında hep Murat'ın olmuş böyle dostları. Hı hı. Çiftliğe de bakınca ben hep Gaffur'u böyle çiftlikteki tombul, yemek yiyen, tembel bir köpek gibi hayal ettim. Özellikle Murat'la olan sahnelerde de hep onu konuşuyoruz çoğu sahnede. Hatta geçen çektik, böyle geçen bölüm yayınlandı. Böyle ensemi seviyor filan hani giderken. Gaffur küçük böyle bir karabaş, öyle alıyorum. O yüzden bütün bu zaaflar günün sonunda seyirci tarafından da eğlenceli ve hoş görülebiliyor. Gaffur! Demir Bey! Ne yapıyorsun orada? Şey, saklanmaç oynuyoruz da. Demir Bey, eve geliyorum. Demir Bey. Bu kadının ayak işlerini mi yapıyorsun sen? Olur mu öyle şey beyim, haşa. Bey canım beni gördü. Belinden ameliyat olmuş. Gaffurcuğum sana zahmet, geçerken... Beyim. Doğru mu lan? Doğru beyim. Beyim doğru ama nasıl doğru? Ben izah edeyim size. Demir beyim. Kariyer yolculuğunda bir zamanlar Çukurova, Bülent Polat'ın en uzun soluklu işlerinden biri. Gaffur gerçekten sizin söylediğiniz gibi her birimize izlerken birçok duyguyu aynı anda yaşatabiliyor. Ama bence Gaffur karakterinin en büyük şansı Bülent Polat'ın ona hayat vermesi oldu. Valla teşekkür ederim. Peki Bülent Polat Gaffur gibi bir karakterle karşılaştığı için kendini şanslı hissediyor mu? Hissediyorum. Yani en azından kariyerimin o noktasındayım. Bazı roller vardır. Siz alıp rolü bir yere götürürsünüz. Bazı roller vardır. Rol alır sizi bir yere götürür. Burada şu, her iki bileşim de gerçekleşti. Yani Gaffur'u ilk gün audition'a gittiğimde, seçmelerine gittiğimde yapım firmasında, ilk bölümde bana gelen sahneleri de oynadığımda acayip heyecanlanmıştım zaten. Onu hep söylüyorum. Böyle bir rolü almak, bu kadar derinlikli, yani geliştirmek, oynamak, dediğim gibi bana çok iyi geliyor. Yani işte bana gelen yorumlarda işte ya güldük, sağ olun, işte hani böyle bir süreçte Gaffur bizi güldürdü. İnanın aynı şeyi ben de söylüyorum. Yani onlar izlerken gülüyorlar, ben oynarken gülüyorum. Gaffur'u oynamak bana çok iyi geliyor. Yani özetle Gaffur aslında hani bütün şu 3,5 yılımın tam hayatımın göbeğine girdi. İyi ki de girdi, ben çok mutluyum. Ben ne ettim size ya? Tavuğunuza mı kış dedim? Köpeğinize taş mı attım? Tarlanımsı mı yaktım? Ne yaptım ben size?
koskoca Yamanlar Konağı'nda çalışıyorsun sen ha. Börek içinden tasarruf ediyorsun. Küçük insan işte. Saniye. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi sana? Bırak, bırak matematiği Allah aşkına. Sosyal bilgiler sor bana ya. İstanbul'un fethi kaç? Ya bırak İstanbul'u Allah aşkına, kaçsa kaç. Adana'nın kurtuluşu kaç? 5 Ocak. Tabii, 5 Ocak. Sütlacı yemeyeceksen ben yerim. Bir zamanlar Çukurova ekibindeki herkes uyum içinde çalışıyor. Öyle anlar var ki bunlar sadece kamera arkasında kalıyor. Sette oynadığım, paydaşlarım, sahne aldığım hemen hemen herkesle çok eğleniyoruz. Yani mutfak sahnelerinde işte Polen, Selin, acayip eğleniyoruz onlarla sahneyi çekerken. Ondan sonra şeyle ayrı bir Hilal'le zaten çoğu zaman göz göze gelemiyoruz Gaffur, Züleyha çekerken. Hilal'in de benim de ikimizin de dalağı. Şimdi biz daha önce Hilal'le drama yaptık. Orada abi kardeş oynamıştık. Hep drama olunca rahattı. Şimdi burada işte çekerken daha böyle göz göze gelip Gaffur'un böyle detaylandırdığı ve uzattığı yerlere geldiğinde Hilal'in yavaş yavaş dolayısıyla ben de ve biz sürekli suçu birbirimize atıyoruz. Bülent'le özel öyle bir durumumuz var. Gülüyoruz sürekli. güzel ya yani seviyorum Bülent'i. Oynamak da çok keyifli. Hanımam alem falan yok kurban olayım. Yanlış söylüyor. Ben samanları taşıdım. O kadar terledim, o kadar terledim ki dedim bir tas su dökeyim. Terim üstümde kurumasın. Şimdi benim romatizmam var. Kemik böyle kas katı katılıyorum. Girdim banyoya bir tas su dök. Bir tas su diyor hala. Bir de şey sahnelere sokuyorlar beni. Mesela işte Hünkar Yaman'ın kimin öldürdüğünü şoför gelip söylüyor mesela. Yani dramatik bir sahne. Çok önemli bir yere. Gaffur geliyor ve Züleyha'ya şeyi anlatıyor. Ben diyor arabanızı tamire götürdüm diyor. Yani anladın mı? Hanımam, ben arabayı sanayiye götürdüm. Niyazi var orada, usta arkadaşım. Tamam, tamam Gaffur. Tabii yağını suyunu değiştirecek ama çırakla yollayacağım dedi. Benim hiç... Lan sus, sırası değil şimdi. Bülent Polat'ın tatlı kızı Doğa da bir zamanlar Çukurova'da küçük bir rolle oyunculuğa adım attı. Hayatımda ilk defa öyle bir duygu yaşadım. Yani duygusal olarak yepyeni bir, yani oyuncuyum, bir sürü duygu oynuyorum ama baba olmak, kendi çocuğunu hani ekranda görmek, yani hayatının merkezindeki bir projenin içinde görmek, yani aynı sahnede bir defa olmak muazzam bir şey. Yani onu da yazdım, benim için bir mucizeydi. En sevdiğiniz projede kızınızla beraber o an ekrandasınız. Paha biçilmez bir andı ya. Yani ben çok etkilendim. Oo gül çiçek. Ne yapıyorsun kızım? Kocamın o. Ay. Maşallah. Ben üzüm kızı da getirecektim ama çok dersi vardı, tamam mı? Tamam mı? Ay kurban çok büyümüş bu. Çok büyümüş vallahi, kocaman olmuş. Bülent Polat'a keyifli sohbeti için çok teşekkür ediyor. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Keyifle izlediğinizi düşünüyorum. Bir zamanlar Çukurova'yı ve Gaffur'u. Teşekkür ederim. İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen baş belasında heyecan hiç bitmiyor. Birçok olayın meydana geldiği bir yer olduğu için. Aynı zamanda çok böyle işin komedi tarafı da olan, böyle aile sıcaklığı da olan bir senaryo. Normal olarak yerimde duramayan bir insanım zaten. O yüzden aksiyon neredeyse orada olmayı istiyorum. Çözülmeyi bekleyen olaylar, sürekli didişen bir ikili ve eğlenceli bir polis departmanı. Baş belasıyla yazınız çok daha renkli. Ben çok güzel bir enerji yakalayacağımızı ve güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. İkisini de seviyorum. Çok da enerjik iki insan. Aynı hedefi isteyen böyle çok güzel bir uyum olmuş. Hepsi birazdan Dizi TV'de. Dünya,
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağran ve Toprakcan Atıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın izleyiciyle buluşması için sayılı saatler kaldı. Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin karakterleriyle empati kurduklarına dikkat çekiyorlar. Ferit'in gücü, adalete olan inancı ve merhameti bana bu empatiyi kurdurdu. Ayşe'yi ilk okuduğum andan itibaren çok sevdim ve yani gerçekten kendi yolculuğuma baktığımda ve Ayşe'ye baktığımda birçok ortak yönümüz olduğunu fark ettim. Ayşe'nin benim için şu an yeri çok farklı ve eminim ki izleyenler de Ayşe'yi çok sevecekler. Çünkü sevmeleri için çok sebep olacak. Oğlumuz soyadımıza layık bir kızla evleniyor. Gülmesin diyorsun. Hiç kimse vazgeçilmez değildir Azade. Çocukça kaprisleri yüzünden başkalarının hayatına yazık edemez. Kalp Yarası Merve Çağran için heyecan uyandıran bir deneyim. Hande benim de ilk defa böyle canlandırdığım bir rol. Hande'nin biraz çocuksu bir yanı var. Evet, o çocuksu yanı bazı anlık hatalar yaptırabiliyor. Çünkü çocuklar istekleriyle hareket eder. Hande de öyle yapabiliyor. Aslında oynaması çok keyifli bir karakter. Kimseyi biliyordum sevgilim. Hikayenin gizemini bozmamak için şimdilik setten kamera arkası görüntüsü paylaşmıyoruz. Yapımın sevilen ismi Toprakcan Atıgüzel'e soralım bakalım. Bize ekip hakkında neler söyleyecek? Valla sette zaten biz İstanbul'da başlamıştık tanışmaya ve çalışmaya projeyi. Oradan tanışıklığımız vardı ve yani burada hep beraber tekrar yeniden bir yol arkadaşlığı yapmaya başladık Antakya'da. Çok güzel bir setimiz var, çok eğlenceli, çalışmayı seven. Çalışmaktan hiç çekinmeyen, gocunmayan, canla başla setimiz dedik. İnsanlar da öyle, oyuncu ekibi de öyle, hocalarımız, yapım ekibimiz, herkes. Çok keyifli şu yani her şey şu anda. Sevmez seni dedi Seyisinoğlu. Sever dedim. Düşersin dedi Seyisinoğlu. Düşmem dedim. Gözümle gördüm. Aldattı beni. Kalp Yarası, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi deneyimli oyuncularla sektörün genç ve başarılı isimlerini bir araya getiriyor. Senaryo Tomris Kiritlioğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı için başta bu benim için çok önemli. Çünkü çok saygı duyduğum bir insan Tomris Hanım. Onun dışında hikaye içerisinde karakterlerin katmanları, birbirleriyle ilişkileri son derece değişik ve ilginç geldi. Bence zaten şu andaki tanıtımlarla seyircide inanılmaz bir ilgi var, beklenti var. Bence özellikle yani yaz döneminde başlayan böylesine önemli bir proje çok avantajlı başlıyor. Şimdiden çok merak ediyorlar. Birinci, ikinci bölümden sonra da dizinin ilerleyen bölümleri senaryoda çok farklı açılımlara ve sürprizlere doğru gidiyor. O yüzden merakla izleyeceklerini düşünüyorum. Hikayede en çok beni etkileyen açıkçası çok iyi senaryo ve karakterler arasındaki ilişki ve çatışma çok iyi örülmüş. O yüzden oynamayı çok istedim. Ya bunlar kavga mı etmiş olmuş? Telefonunu da açmıyor. Senin bir bilgin var mı? Sen artık Ferit'i unut. O düğünde olmayacak. Ya bunlar inatlaşır da düğünü iptal ederlerse? Çok daha acı olan mutsuz bir hayat sürdürmek değil mi? Sen mutsuz musun? Hiç seni biliyordum sevgilim. Hikayenin Antakya'da geçiyor olması oyuncular için bu diziyi daha da çekici hale getiriyor. Antakya güzellikleri ve tarihiyle anlatılmaya ve keşfedilmeye değer. Hikayede doya doya izleyicilerimiz buranın ruhuna dair, kültürüne, dokusuna dair birçok şeyi alacak, izleyecek keyifle her bölümde. Antakya'yı da böyle kapalı ve çok mistik, çok gizemli bir kutu olarak görüyorum. Ve burayı araştırıp, burayı öğrenip, burada yaşamaya başlayacağım için de çok mutluyum. En çok burada, bu topraklarda geçiyor olması aslında. Yani Antakya halkını ve bu toprakları tanımak gerekiyor bence. Çok 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 enteresan bir şehir. All I know.
kalp yarası için ekip kadar bizler de heyecanlıyız. Yapım yarın akşam ATV ekranında olacak. İnsanların böyle sıcakkanlı izlediği, kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir senaryomuz var. Diğerlerinden farklı, diğer işlerden çok farklı, çok özel bir senaryoya sahibiz. Ferit'le birbirimize çok aşığız. Hatta birbirimiz için deliriyoruz. Kimse benimle onlar arasında. Kimsenin karışmasını istemiyorum. Harika görünüyorsun. Hazır mısın gelin hanım? Hazırım damat bey. O zaman gidelim. Gidelim. Kardeşlerimin güzel oyuncusu Ahuye Altuğ'la Şam'dan Plus özel sayısının kapak çekiminde buluştuk. Moda ve oyunculuk kariyerini konuştuk. O zaman da tabii ki bir takım şeylerin mutfağından geliyor oluyorsun. Ahuye Altuğ star ışığı sorusuna ne cevap verdi? Işığım vardı hep demiyorum. Elbette o ışık tecrübeyle, birikimle oluşan bir şey. Güzel oyuncu kime hiç benzemediğini itiraf etti. Ben ise tam tersiyim normal hayatımda. O biraz daha bastırılmış, ezilmiş. Hepsi birazdan Dizi TV'de. Bu akşam ikinci kez izleyiciyle buluşacak olan Baş Belası ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Esprili, merak uyandırıcı ve sürprizli hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen yapım pazar gecesinin en çok izlenen dizisi oldu. Aslında her şey çok açıktı. Hani Birol'un iş seyahatleri artmaya başladı. İş seyahatlerinden döndüğünde hediyeler falan alınmaya başladı. Bu aldatan erkeğin ilk evresidir. Sonra aşırı ilgi, vicdan azabı, pişmanlık falan bunlar da erkeğin ikinci evresidir. Sus ya. Size çok üzülüyorum. Yani böyle bir insanla çalışmak gerçekten çok yıpratıcı olmalı. Bir desteğe falan ihtiyacınız olursa ben hep buradayım. Banu Günay'ın tırnak arasından çıkan doku örneği Kadir Gümüşçü ile uyuşuyor. Gömlekteki kan da Banu Günay'a ait. Ama katilin bulunmuş olması bu dosyayı kapatmaya yetmez. Duydunuz mu? Katil bulunmuş ama yeterli değilmiş. Niye? Çünkü bu cinayetin arkasında da Şahin Kara'nın hayali şantaj şebekesi var. Gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan cinayet başkomiseri Şahin Kara ve psikolog İpek Gümüşçü'nün eğlenceli öyküsünü ekrana taşıyan Baş Belası'nda heyecan hiç bitmeyecek. Her bölümde yeni cinayetler ve çözülmeyi bekleyen olaylar bizi bekliyor aslında. Başlı başına zaten cinayet büro oldukça hani merak edilesi ve birçok olayın meydana geldiği bir yer olduğu için bu heyecan verici bir şey zaten. Sadece tabii bu iş polisiye bir hikaye gibi hani kurgulansa da aynı zamanda çok böyle işin komedi tarafı da olan, böyle aile sıcaklığı da olan bir senaryo aslında senaryonun içerisinde. Böyle bir tarafı da var. Bu tarafıyla da seyirciye dokunabileceğini düşünüyorum. Ulan adam katil nereden çıktı şebeke üyeliği? Vallahi ben konuştum Şahin'le, benim haberim yok diyor. Ya bırak plan anlatsın onu. Ondan başka kim verebilir bu haberi ya gazeteye? Kim cesaret edebilir abi? Beni tutuklayıp buraya getirmeseydiniz bir şeyler bulabilirdim. Bizim bulamadığımız ipuçlarını sen mi bulacaktın yani? Vay be. İddiaya bak. Hayatım sizi yanıltmasın. Ben hayatımı çok iyi gözlemleyemedim. Eğer beni alırsanız aldığım eğitimi ve yeteneklerimi sizin kurumunuzda faydalı olacak şekilde kullanacağım. Yapımın ekibi daha şimdiden uyumu yakalamış durumda. Aralarındaki sinerji ilk bölümünde bile kendini hissettiriyor. Aslında önceden çalıştığım oyuncular var. Taner abi, Neşe abla, ikisiyle de çalıştım bundan önce bir yerde. İkisini de seviyorum. Çok da enerjik iki insan. Yeni tanıştık diğer insanlarla. Hepsi çok tatlı, hepsi çok enerjik. Ekipteki herkesle ben yeni tanıştım ama herkesin enerjisi çok yüksek ve herkes çok bu iş için heyecanlı. O yüzden ben çok güzel bir enerji yakalayacağımızı ve güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Ekibimiz gerçekten çok keyifli, çok iyi bir ekip çalışması olacağına eminim şimdiden. Yönetmenimiz olsun, yapımcımız, yazarımız, herkes de böyle ortak bir aynı hedefi isteyen böyle çok güzel bir uyum olmuş. Umarım yani bu güzel hikayeyi hep beraber iyi yerlere götürürüz diye düşünüyorum. Ya Nermin boşa uğraşma, biliyorsun bu hanımdan korkar. Ne korkması oğlum? Hamile kadın. Biliyor, anlıyor musun sen? Nereden anlayacaksın ki sen? Kadın hormonları tuhaf oldu. Garip hareketleri var ya. Kızın banka hesapları çok yüksek diyordun sen. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bir araştırmadın mı? Başkomiserim, ben ona baktım ama bütün para elden yatırılmış.
Yani takip etmenin imkanı yok. Bence bu cinayetin arkasında bir organizasyon var. Vereyim o zaman dosyayı organizeye. Amirim tamam, sakin olalım. Laflara bak abi ya. Yeter artık ama. DNA sonuçları ortaya çıkınca katil ortaya çıkacak. Aksiyon hikayenin doğası gereği baş belasında sıkça rastlayacaklarımız arasında. Yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt aksiyona gönüllü olanlardan. Normal olarak yerimde duramayan bir insanım zaten. O yüzden aksiyon neredeyse orada olmayı istiyorum. İnşallah beni de yönetmenimiz bu konuda kullanır diye ümit ediyorum. Yılmaz Kunt yapımda polis departmanındaki Doruk karakterine hayat veriyor. Komiser Şahin Kara'nın biraz sert davrandığı genç adam dizide eğlenceli sahneleriyle izleyicinin yüzünü güldürüyor. Nasıl kaybettin ya? Aslında her şey çok güzel başladı başkomiserim. Ya ilk önce taksiye bindi. Sonra indi. Sonra bir taksiye daha bindi. Sonra taksiden hiç inmedi. Sihirbaz gibi kadın. Ya aslında tebrik etmek lazım da işte. Hikaye ilerledikçe merak uyandıran unsurlar artıyor. Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu'nun muhteşem uyumuyla ekrana gelen baş belası bu akşam yeni bölümüyle ATV'de. Kaçırırsanız üzülürsünüz. Bizden söylemesi. İpek Hanım bundan sonra bizimle çalışacak. Şaka değil mi bu? Değil. Şaka? Değil. İpek Hanım sizden özel bir ricam var. İşe Şahin komiserimle başlarsanız çok mutlu olurum. Kendisinin dengesiz hareketleri var da. Farkındayım. Tanıştığım ilk andan itibaren farkındayım. Hiç merak etmeyin. Güzel. Şahin Bey, yarın görüşürüz. Geçtiğimiz haftanın ilgi çekici gelişmelerine, sürprizlere ve sevilen isimlerle röportajlara yer verdiğimiz keyifli turumuz başlıyor. Türkiye'nin önde gelen dergilerinden Şam'dan Plus 17 başarılı yılı geride bıraktı. Merakla takip edilen derginin özel sayısının kapağını ise kardeşlerimin güzel oyuncusu Ahu Yatı süsledi. Başarılı oyuncuyla yapılan bu özel çekimde biz de keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ahu Yatır'ın oldukça yoğun bir tempoda çalıştığını biliyoruz. Bakalım bugün nasıl geçiyor? Daha çok yoğunlukla setteyim tabii ki. Güzel geçiyor. Aynı zamanda işte kendi özel hayatıma da vakit ayırmaya çalışıyorum. Onun dışında bugün birlikte olduk. Yani ekibimiz çok güzel gerçekten. Çok güzel de hazırlandık bu çekim için. Güzel de bir çekim oluyor. Sonuçları görünce bence hepimiz çok mutlu olacağız. Ekranda ve podyumda olmak bize göre bir ışık gerektiriyor. Ahu Yatu'yu çekimlerde izlerken bu ışığın kendisinde olduğunu açıkça görüyoruz. Yıllardır göz önünde olan güzel yıldızın gençlik yıllarında aklında nerede olmak vardı, bu süreç nasıl ilerledi merak ediyoruz. Modellikle başladım. O zaman da tabii ki bir takım şeylerin mutfağından geliyor oluyorsun. Dolayısıyla oyunculuğa geçiş yaparken o bayağı malzeme oldu bana, iyi bir malzeme oldu. Işığım vardı hep demiyorum. Elbette o ışık tecrübeyle, birikimle oluşan bir şey. Ama yansıyorsa ne mutlu bana. Kardeşlerim de Suzan'a hayat veren Ahu Yatı, bakalım onun hakkında ne düşünüyor? Canlandırdığı bu kadınla benzerlikler taşıyor mu? Yani kendimden çok fazla bir parça bulamıyorum. Çünkü kendini ya da gücünü çok fazla yansıtabilen bir karakter değil Suzan karakteri. Ben ise tam tersiyim normal hayatımda. O biraz daha bastırılmış, ezilmiş, işte zaman zaman psikolojik şiddet uygulanmış bir kadın. Dolayısıyla her şeyi anında şey yapamıyor, yani istediği gibi yansıtamıyor. Çekindiği durumlar var, kızıyla olan ilişkisi var, işte ortağı, yani kocasının ortağıyla yaşadığı bir gizli aşk var. Dolayısıyla hep bir suçluluk duygusuyla hareket eden bir kadın. Bence bunun şeyini görecek daha sonra. Yani hem iyi bir taraftan avantajlı hem de onun için dezavantajlı bir durum. Sonradan bunun ya meyvesini yiyecek ya daha kötü bir yere gidecek. Bilmiyorum, göreceğiz. Kızım, sen delirdin mi?
Kendimizi buraya zor attık zaten. Kalkmış odada banyo yok diye surat yapıyorsun. Harika. Ne taksisi kızım? Otobüse bineceksin artık. Delirdin sen iyice ha? Delirmedim. Paramız yok diyorum, paramız. Seninle tanıştığım güne de, kocamla ortak olduğun güne de lanet olsun! Ahu'yu Altuğ'a keyifli röportajı için teşekkür ediyor ve son olarak kardeşlerim setinde genç oyuncularla arasının nasıl olduğunu kendisinden dinlemek istiyoruz. Suzan karakteri oğlunu bulduğu için bizim gençlerle daha yeni yeni birlikte olmaya başladık ve hakikaten anlıyoruz, görüyoruz ki herkes hakikaten pırlanta gibi ve uyum, yani oyuncu uyumu çok çok güzel ve bu çok önemli bir şey tabii ki o sinerjiyi yakalamak açısından. Ben çalışma arkadaşlarımı hakikaten çok beğeniyorum, çok severek onları izleyerek takip ediyorum. Yani şeyde de sahnede de öyle. O yüzden yani çok şanslı hissediyorum kendimi. Kötü bir şey mi oldu? Oldu Ömer. Oldu. Hatta çok da adaletli bir şey oldu. Biz anne kız cezamızı bulduk. Anne susar mısın? Susmayacağım harika. Susmayacağım. Anne ne yapacağız biz? ATV'de yaz sürprizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yepyeni bir dizi, yepyeni bir macera. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan ikimizin sırrının çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı. Yapımcı ve oyuncuların sette bir araya geldiği ilk çekimi tüm ekip birlikte pasta keserek kutladı. Neva ve kızı Hayal'in peşlerine düşen karanlık adamlar ve hayatlarının Alp Karahun'la kesişmesiyle ilerleyen macerada Leyla Feray ve Aras Aydın'ı başrollerde izleyeceğiz. Merakla beklenen ikimizin sırrı çok yakında ATV ekranında izleyiciyle buluşacak. Keyifle geçen bir dizi TV sezonunun daha sonuna geldik. Yepyeni bir sezonda Dizi TV'de tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, ATV'de kalın.